Merhaba değerli YouTube izleyicilerim. Bugün konuşacağımız konu, konuşacağımız konudan önce neden bu kadar süredir video atmadığıma ufak bir açıklık getirmem gerekti. Çok yoğun dersler, aslında çok da büyük bir açıklaması yok. Neyse, bugünkü konumuza geçecek olursak, eğer LGS'den bir öğrenci 420 puan ve üstünde istiyorsa, puanın üstünde istiyorsa neler yapmalı? Bunları 3 maddede sadeleştirdim. Tabii ki de çok fazla şey yapmalı. Ama genel olarak bir listesini oluşturdum. Şu anda burada önündeki listeye bakıyorum. 3 maddelik bir liste. Ve bunları gerçekten düzenli bir şekilde uygularsanız LGS'de başlıktan da gördüğünüz gibi 420 puan ve üstünde bir puan alacağınızı ben düşünüyorum şahsen. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, bir numaramızla başlayalım. Başlamadan önce hemen ufacık bir şey söylemek istiyorum. Şurada bir şeyler gözüküyorsa, şurada bir mikrofonum var benim. Bu da bu şekilde yansıyor. Evet, bu müthiş gerekli bilgiyi vermemizin ardından bir numaramızla başlayalım. Bir numara, motivasyon. Bunu şöyle açıklayayım. Eğer siz bir hedefiniz varsa, yani bunu hayatın her alanında düşünebilirsiniz. Sadece LGS ile sınırlı kalmasın. Bir hedefiniz varsa bunu gerçekleştirmek için gerçekten her şeyden önce sizin bir motivasyona ihtiyacınız var. LGS'ye de güzel bir şekilde çalışmak ve güzel bir sonuç almak için dediğim gibi her şeyden önce bir motivasyona ihtiyacınız var. Bol bol motivasyon konuşmaları var. Motivasyonunuzu yerine getirmek için düşünebileceğiniz şeyler var. Mesela çok ufak bir şey söyleyeyim. Ben bu sınavdan iyi bir puan alacağım. Çünkü bu sınav benim geleceğimi belirliyor mesela. Çok iyi bir sınav sistemi olmasa da geleceğimi garanti altına almam için bu sınavdan daha az çok iyi bir sonuç yapmam lazım. Bu mesela bence motivasyon için, LGS motivasyonu için en önemli şeydir. Bir numaramız böyleydi. İki numaramız plan. Nasıl bir plan? LGS'ye eğer siz gerçekten düzgün bir sonuç elde etmek istiyorsanız motivasyondan önce yapmanız gereken ikinci şey plan. Çünkü düzeniniz, planınız olmazsa her çalışmanız karman çorman olacaktır. Düzen LGS sınavında çalışırken bence en önemli unsur. Az önce de söylediklerimi bir ufak tekrar edeceğim ama eğer siz düzenli çalışmazsanız konulara yönelik bilginiz yeterince oturmaz ve de bu sizin sınavda alacağınız puana etki eder. Olumsuz anlamda etki eder. O yüzden bence LGS sınavında 420 puan üzeri diye bir rakamı da belirtiyorum ama iyi sonuç için diyeyim. İyi sonuç için yapmanız gereken bence ikinci şey de plan veya düzen. Aynı şey zaten. 3'e geçelim. Üçüncü maddemiz tekrar. Şöyle düşünebilirsiniz. Plan ve motivasyonun tekrarı olarak da düşünebilirsiniz. Listedekilerin tekrarı. Ama ben şunu anlatacağım. Ders tekrarı. Mesela sen bir denemeye girdin. Matematikten, Türkçeden ve fen bilimlerinden yanlışın var. Mesela sen bu derslerdeki yanlışlarını düzeltmezsen bunlar LGS sınavına kadar böyle kalır. Sen onların doğrularını öğrenmezsen sınavda çıkan sorulardan bu konuyla ilgili yanlış yaparsın. Ve senin LGS sınavındaki sonucunu, netini, puanını neyse artık olumsuz etkiler. Üçüncü maddemiz de böyleydi. Evet, bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunduk. Ne yaptık bugün? Bugün tabii buna bir sayı verdik daha ilgi çekmesi açısından. 420 puan ve üstünü yapmak istiyorsanız LGS'de yapmanız gereken en önemli Sadece değil asla. En önemli 3 şeyi listeledim bu videoda. Neydi bunlar? Plan, tekrar, motivasyon. Önem sırasına göre bence sıralayacak olursak tabii ki ben bir... Evet, kamera kaydı yarım kaldığı için buradan videonun kapanışını yapacağım. Ne dedim en son? Bana göre en önemli 3 şey bunlardı ama ben asla bir bu işin uzmanı değilim. Sadece bu işin bir tecrübesine sahibim. Öyle söyleyeyim. O zaman kapatıyorduk en son videoyu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip beğenmemek size kalmış. Abone olup olmamak size kalmış. Ama güzel yorumlarınız veya kötü yorumlarınız varsa aşağıda belirtin ki veya çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıda belirtin ki ben de kanalımı sizlerin istekleri doğrultusunda yönlendireyim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada ben gene buraya bakıyorum. Kamera burada. LGS sonucu videosunu izleyenler anladı. Hadi bay bay.